Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden günaydın. Bugün 3 Kasım Perşembe. Kahvaltı haberlerine hoş geldiniz. Gündeme Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya temasları damgasını vurdu. Temaslar her ne kadar keyifli bir havada geçse de Başbakan sert mesajlar verdi. Gündem terördü ve teröristler yine sahneye çıktı. Hakkari'de dün gece polise yönelik mayınlı saldırı düzenlendi. Van depreminin ve deprem yardımlarının teröristlerin minibüsünden çıkmasının yankıları da sürüyor. Ayrıntıları önümüzdeki dakikalarda sizlere aktaracağız. Şimdi geceden güne uzanan gelişmeler ve gündeme damgasını vuran haberlerle kahvaltı haberleri başlıyor. Hepsi ve daha fazlası kahvaltı haberlerinde. Fark ettiğiniz üzere kahvaltı haberleri bu sabah da dop dolu. Onun öncesinde gazete manşetlerine bir göz atalım. Sabah gazetesiyle başlayalım. Manşete baktığımızda beni sokmayan yılan anlayışı başlığımıza çarpıyor. Avni Aker'de gol yok. Umut gazetesine sayın seyirciler. Hürriyet gazetesinin önce sür manşetine göz atalım. Gelin siz de Türk vatandaşı olun başlığını görüyoruz. Başbakan Erdoğan Türkiye-Almanya arasındaki iş gücü anlaşmasını... Habertürk gazetesiyle devam ediyoruz. Birinci sayfalarda yaptığımız tura. Öncelikle sür manşetle başlıyorum yine. İstanbul'da risk %32 ama... Sayın seyirciler, Türkiye'de ilk kez bir üniversite bünyesinde uygulamalı eğitim verecek az görme evi açıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyet gösterecek az görme evinde mutfak, ofis ve sınıf modelleri üzerinde eğitim verilerek az görenlerin yaşadıkları çevreye uyum sağlamaları amaçlanıyor. Ve şimdi sıra geldi hava durumuna. Yurt genelinde hava nasıl? Meteoroloji uzmanı Mehmet Uğur Yıldırım hattımızda. Günaydın. Günaydın, yayına diliyorum. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl? İstanbul'da biraz yağış var diye duyduk. Sizden alalım detayları. Evet. Bugün için Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu. 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'nde yapılan Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünde taşınan 24 şehidin fotoğrafı yürüyüşün hemen ardından Suadiye'ye bırakıldı. Şehitler şimdi Bağdat Caddesi'nden geçenleri selamlıyor. İstanbullular da şehitlere saygısını bayraklar, çiçekler ve dualarla gösteriyor. Bedelli askerlik yeniden gündemde sayın seyirciler. Başbakan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile görüş birliğine varılırsa daha önceden verilmiş teklifler meclis gündemine alınacak dedi ve bedelli askerlik için yeşil ışık yaktı. Bedelli askerlik konusuna muhalefet de destek veriyor ancak bu konuda net bir adım atılmasını istiyor. Peki AK Parti tarafından verilmiş o tekliflerde hangi ayrıntılar var? İzliyoruz. Hiçbir meclis oturumunda görmek istemediğimiz sahneler bunlar sayın seyirciler. Narkotik polisinin Ankara'da yaptığı operasyonlar sonuç verdi. Çinçin Mahallesi suçtan arındı ama polis mahallenin başka bir yere taşındığını tespit etti. Bunun üzerine de yeni adrese baskın yapıldı. İstanbul Göztepe'de E5 trafiğe kapandı. Nedeni bir eylem. Protestocular kurban pazarının esnafıydı. Hayvan üreticileri kahrolsun Anguslar diye slogan attı. Sayın seyirciler, dünyanın 7 milyarıncı bebeğinin haberini size iletmiştik. Yusuf Efe ailesine de şans getirdi. Doğduğu hastane tüm sağlık giderlerini karşılamaya karar verdi. Bebeğin eğitimi de garanti altına alındı. Hatta babası da iş sahibi oldu. Yusuf Efe'nin annesi babası da en az bebek kadar sevimli değil mi değerli izleyiciler? Ve şimdiki sıradaki haber sizi aşka inandıracak. Bedensel engelli bir çiftin birbirlerine duydukları o büyük aşk geliyor şimdi ekranlarınıza. İşte Gaziantep'te dünya evine giren çiftin engel tanımayan öyküsü. Bugünlük de kahvaltı haberlerinin böylelikle sonuna gelmiş olduk. Yarın sabah saatler 6.30'u gösterdiğinde bizler yeniden bu stüdyoda sizleri bekliyor olacağız. Geceden güne uzanan haberlerle, gündeme damgasını vuran gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdilik haberin merkezinden iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.